Herkese merhaba, ben Tuğçe Uduvar. Bugün sizlerle Ağustos ajandasının tasarımını yapacağız. Bu ayın temasını seçerken sizin sesinizi dinledim. İçinizden birisi benden sürekli bir temayı istiyordu. Ve aylardır böyle ilhamı gerçekten gelmiyordu, çizmeye çalışıyordum, olmuyordu. Bu ay bir an böyle bir kalktım sabah, Allah'ım dedim, ben denizaltı çizmedim dedim. Ve denizaltı temasına karar kıldım. Zaten yaz bitmeden yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ben her aya uygun tema bulan bir insanım. Bu ay temamız, az önce de söylediğim üzere, deniz altı, yani böyle su altı, birazcık yazı anımsatsın, birazcık renkler olsun, içimizi açsın falan filan. Ya benim zaten gördüğünüz üzere paletimde renklerim hazır. Siz kafanıza göre bunları değiştirebilirsiniz tabii ki de. Ben zaten renkler sarı kağıdın üstüne bir tık soluk kalacağı için birazcık daha normalden canlı tuttum. Ama sonuç bu kadar canlı olmayacak. Palette kadar canlı çıkmayacak renklerim. Ama ziyan yok. Zaten benim hoşuma giden birazcık daha cansız, böyle hafif ölü solmuş renkleri sevdiğim için benim gözüme güzel güzel hitap edecek bunlar. Neyse, ben alta her zamanki gibi çok böyle kaba bir skeç attım. Zaten daha önce bahsetmiştim, bu videolara başlamadan önce oturup minik eskizler falan yapıyorum, nasıl bir şey çizeceğim diye böyle. Aman Allah'ım, ilham geldi bir anda, harika bir kompozisyon kurdum. Ne ilerlemiyor her şey maalesef ki. Siz de buna benzer bir şey yapabilirsiniz ya da bu yaptığım hani objeleri tek tek ayırıp böyle geçen ayki gibi, hani ne güzel, Allah'ım iştah açan bir tema yapmıştım. Oradaki böyle minik minik objeler haline giriş sayfanıza da yayabilirsiniz. Ama ben genel olarak böyle üstte Ağustos yazacağım, altta da böyle sanki denizin altındaymışız da böyle bütün işte koraller falan görünüyormuş gibi bir görüntü yakalamaya çalışacağım. Bu arada rengi uyduğu sürece, yani böyle maviler yeşiller kattığınızda her tür bitkiyi deniz altına ettirebiliyor musunuz? Onu fark ettim eskizleri atarken. Bildiğin normal sarmaşık falan, böyle sarımsak diyoruz. Sarımsak çiziyorsun, deniz altına o da uyuyor. Ama evet, deniz altında bazı şeyler, taşlar falan, gerçekten de koraller falan deniz şey sarımsağa da benziyor. Şu an of, çok acayip bir ayma anı yaşadım. Neyse, diyordu ki sanatçı, hani sarmaşık gibi böyle bir bitki çizseniz bile hafif üstüne petrol yeşili birazcık maviler attırdığınızda böyle denizaltı bitkisiymiş gibi ittirebilirsiniz. Yani hiç sorun yok, öyle çok da kasmaya gerek yokmuş. Ben bunun hazırlığını gerçekten böyle bir sabah 2 saatte falan yaptım, yani o kadar kolaydı hatta. Yani çok şahane bir şey olacak mı emin değilim ama genelde böyle emin olmadığım şeyler çok güzel sonuçlanıyor. Alçak gölünün dibine vuruyorum gene her zamanki gibi. Ama eğlenceli bir tema olacak en azından, böyle yazı yazı anımsatır. Bana çok yaz yaz değil aslında, hani burası hala kış ama buranın kışı da yani 25 derece olduğu için çok da şımarıklık yapmayayım şimdi. Bana hep yaz çünkü netice olarak. Bu arada video bayağı son dakikada geldi çünkü Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Deli dana gibi geziyordum bütün Temmuz ayı boyunca. Hatta böyle Temmuz ajandamı neredeyse hiç kullanamadım. Onu böyle fotoğrafını çekip elbette dijital olarak kullanacaktım ama bilin neyi unuttum? Fotoğraf çekmeyi, evet. Geldiğimde böyle bomboş bir boşa gitmiş Temmuz ayı beni bekliyordu ki neyse ki öyleydi. O pastalara, çöreklere bakarak ben kendime işkence çok etmemiş oldum. Hatta böyle Ağustos hala tatilim, kimse ajanda yapmaz, Eylül'de başlayayım falan diye düşünmüştüm çok son ana kaldığından. Size sordum Instagram'da. Aradaki bir 197 kişi ajandayı beklediğini söyledi. Ben de kalpleri kırmayayım dedim. Gerçekten de bir anda karar verip bu videoyu çekmeye başladım. Kanalda seri bir ajanda videosu olması da sinirimi bozuyor aslında. Hani bir artık chat skeci ittireyim, araya bir portre çizimi falan koyayım, sonra ajandaya geçerim diyordum. Ama kısmet ajandadan yanaymış. Ayın son günlerinde gene bir ajanda videosuyla karşınızdayım sayın seyirciler. Bu arada Ağustos ayı için böyle içeriği birazcık değiştirsem mi dedim ama bana yaz olmamasına rağmen yazın Ağustos olmasının verdiği bir tembellikle ama yeniliklere şimdi gitmeyelim, böyle Eylül'dür ya yeniliklerin, hala okulun başlama, çünkü ilkokul kafasında kaldığım için hala okulun başlama ayını yeniliklerin başlangıcı olarak düşünüyorum. İşte Eylül'de falan yaparım değişiklikleri dedim, sizden tavsiye alabilirim çünkü hem ajandadan soğudum, yalan yok. Şimdi bir ay bile kullanmayınca şeyden uzaklaşıyorum. Yani onsuz da sensiz de yapabiliyormuşum deyip böyle ilişkiden çıktığın anda böyle şey olursun ya. Ya onsuz da oluyormuş ya, o kadar da atla deve değilmiş gibi. Mesela ajandası hayatım da böyle, ajandayla olan iğrenç ilişkim bu seviyeye geldi. Gelip elime aldım, bir şeyler not edeyim dedim. Aman not etmeden de yaşayabiliyorum falan diye kendimce bir triplere girdim. Ama normalde ajandalı hayat çok daha güzel bir hayat olduğu için resmen şu an ajanda pazarlamacısı gibi oldum. Sigorta satıyor sanki o hastası. Ajanda alışkanlığı geri kazanmak istiyorum ama birazcık da yararlı kullanmak istiyorum. Ama 10 sayfada yapmak istemiyorum. Şimdi mesela başka örneklere baktığımda 10 sayfa yapmış, 12 sayfa böyle tek tek yazmış, süslemiş falan. Ben öyle bir şey yapsam ajandan zaten çekim videosu 2 gün falan sürer.
Sonra sinirlenirim kullanmam falan. Ay bitince daha da sinirlenirim. O kadar uğraştım niye bu kadar çabuk bitti diye. Onun için bu bana uymuyor o yani o noktada. Böyle daha az minik şablonlar ama kullanışlı şablonlar yapmak istiyorum. Mesela Habit Tracker her zaman servisini yani hizmetini %100 karşılığını veren cümleyi kuramadım ama anladınız sonu. Bayağı faydalı bir yalan. Asla vazgeçmediğim bir yalan. Onun gibi böyle başka olanlar da var mıdır? Ne bileyim yeme düzeni oturtmak için, işte kendine böyle düzenli vakit ayırmak için. Hani bunları takip ediyorum ama motivasyon kısmında sanki birazcık fail oluyorum. Özellikle son zamanlarda. Bir de şimdi hani düzenim yoktu, evin dışındaydım. 1,5 ay sürekli evin dışında sağda solda kaldım hani. Otelde arkadaşlarımda, ailede falan. O da bayağı bir alt üst etti düzenimi. Tekrardan da oturtmak tabii ki de zor oluyor. Özellikle ilk haftalarda yani şu anlarda. Bunlar için çözüm öğreniniz. Efendime söyleyeyim ben şöyle yapıyorum. İşe yarıyor Tuğçe ya da Tuğçe sal gitsin ya bir noktada kendine gelir diyorsanız bunları duymak isterim. Ayrıca Ağustos planlarınız neler? Ağustos'u gerçekten neler oluyor? Yetenek sınavları Ağustos ayında mı hala? Ben girdiğim sene yıl milattan önce 1003. O zamanlar şeydi yani yetenek sınavları Ağustos ayında yapılıyordu. Şu an hala aynı mı? Aynıysa başarılar diliyorum. Varsa yetenek sınavlarına girecek, bana ulaşın Instagram'dan çiziminizi falan gönderebilirsiniz. Fikir istiyorsanız ya da motivasyon konuşması istiyorsanız size minik motivasyon konuşmaları da yapabilirim. Böyle bir hizmet sunuyorum Ağustos ayı boyunca. Ağustos sonrasında bitti yani. Sadece bu aya özel kampanya yapmış. Hatta indirim kodu da veriyor burada kendi kendine gerizekalı. Ya çok sıkılmışım ben ya vallahi. Video konuşmayı da özlemiş yalnız. Bir yandan da ne konuşsam diye de düşünüyorum. Çünkü çizim hakkında bir şey konuşmuyorum. Çizim hakkında da konuşabilirim tabii de. Yani çok da anlaşacak bir şey yok aslında. Klasik gene renkleri birbirine karıştırarak, aynı tonları çok kullanmayarak, suyu abanmayarak. Çünkü ajandamın yaprakları 170 gram mı ne yalan söylüyor da olabilirim. Ama çok yani kalın değil netice olarak. Onun için suyu abanamıyorum arkaya geçeceğinden. Böyle hafif hafif ilerliyorum. Bu arada şey yaptım beni çılgın. Hayatımın ilk noktalı ajandasını aldım gezerken. Aa dedim bu fırsat binde bir gelir çünkü benim yaşadığım yerlerde hiç olmuyor noktalı ajanda bir şekilde. Ben de böyle özenip milletin noktalı ajandalarına bakıyordum. Ama sonra diyordum ki hani bunu izleyen insanlar da muhtemelen bulamayacağı için Türkiye'de bilmiyorum ne kadar var, ulaşılabilirliği iyi mi, hani fiyatları ne durumda. Şu an her şeyin fiyatı çılgın bir durumda ama hani sizde de olmadığı için, size fazla hizmet etmeyeceği için ben noktasız kullanayım. Hani herkesin yapabileceği, ulaşabileceği bir defter üstünde çizim yapmış olurum diyordum. Ama sonra dedim ki yani bunu bulmuşken alayım kenarda bulunsun, kullanmasam bile onun oradaki varlığı bana iyi hissettirebilirdi diyerekten kendime noktalı bir ajanda aldım. Bu bitince muhtemelen ona geçerim. Hatta bir an böyle düşündüm bu bitmeden mi ona geçsem, bir ay buna bir ay ona mı yapsam. O çünkü hem beyaz sayfa hem noktalı, böylece hani değişikliğe gitmiş olurum. Şu saman kağıdı beni sıkmaya başladı çünkü bütün renkleri soldurulmasıyla ve beyazı çok güzel göstermesiyle sürekli beni beyaz kalem kullanmaya itiyor. Hem seviyorum hem nefret ediyorum aynı anda, anlayacağınız yani. Yani belki araya bir tane noktalı ajanda sokabilirim. Bulabiliyor musunuz? Sizin elinizde var mı? Çoğunuz nasıl ajanda kullanıyor? Böyle benim gibi düz sayfa mı kullanıyorsunuz? Çizgili, noktalı, kareli falan mı kullanıyorsunuz? Bunları da merak ediyorum. Çok fazla merak ettiğim şey var ama kimse bana doğru dürüst cevap vermiyor. Lütfen bana cevap verin. Yazık bu kıza ya. Neyse birazcık da çizimden bahsedeyim. Çenem gene düştü. Ne konuşacağımı bilmiyorum derken gene mal mal konuştum insan. Bunu fark ettim. Genel böyle renkleri attıkça bir aynı renkleri yan yana getirmemeye çalışın ki birbiri içine kaybolmasınlar. Birazcık ön arka ilişkisi kurmak için böyle arkadakileri daha açık bırakıp öndekileri aynı rengin daha koyu tonlarını uygulamaya çalıştım. Görüyorsunuzdur zaten. Daha sonra da böyle bir tık daha koyu maviye yakın bir renkte, çünkü hemen hemen su altı olduğu için zaten üstünde hani mavi bir layer varmış gibi düşündüğümüz için bu objelerin hepsini böyle koyu maviye yakın bir renkte birbirinden ayırmak için birbirleri değdikleri yerleri birazcık daha koyu girdim. Hafif bir ön arka ilişkisi yaratsın diye. Daha da girilirdi ama gerçekten arkaya geçecek diye hem korkuyorum hem de minik minik uğraşırsam 500 saat süreceği için bir noktada bırakmam gerekiyordu. Onun için böyle hafif bir koyuluk attım. Birbirinden ayrıldığı objeler zaten o noktada bana yetti yani. Hani daha fazla girmeme de gerek yok şu noktada. Bir tur daha gölgeye atılabilirdi ama böyle de fena değil. Bu koydukları da hallettikten sonra tabii ki de beyaz kalemimle üstlerine ışıltı atmaya başlıyorum. Bu kağıdın işte en güzel yanı, o kadar güzel gösteriyor ki. Bir de bu zaten üstündeki kayaların, korallarının üstündeki minik detayları vermek için şahane bir yöntem. Çünkü siyah kalemi fazla kullanmayacağım. Pilot kalemlerimin hepsinin uçları bozuldu. Lanet olsun böyle pilot kaleme diyerekten gözlerim yaşlı, artık pilot kalem de kullanamayacağım videolarımda. Pilota sesleniyorum. Bu arada ucu bozulmayan kalem gönderir misiniz? Lütfen, lütfen, lütfen. Gittiğimde de hiç aklıma gelmedi yenisini almak. Gerçekten nasıl gözümü yemek bürüyerek gittiysem Avrupa'ya sadece yemeğe yönelik bir şeyler yaptım. Hatta bir yerden böyle Winston & Newton sulu boya kağıdı buldum, büyük boy. Alayım derken o kadar aceleyle almışım ki yan aynı section'daki başka markaya almışım falan.
İşte böyle ters döndüm. Bu kadar resimden, sanattan uzaklaştığım bir ay oldu. Ne aldığım bile belirsiz. Eve gittiğimde fark ettim ya bu ne diye. Kendi mağazanın kendi markasını almışım. Neyse onu da bir daha bulamayacağım için aslında mantıklı yani. Mesela Newton'u her yerde bulabilirim neticede. Onun için böyle elimde saçma sapan bir sulu boya kağıdıyla geri döndüm eve. Bir günde size de bütün bu yeni aldığım malzemeleri, yeni aldığım ve hala kullanmadığım birçok malzeme var. Sizle beraber böyle açıp beraber kullanmak istediğim için onları böyle incelediğimiz video falan bir şey yapalım. Ne dersiniz? Hoşunuza gider mi? Yani gitmese de yapacağım galiba çünkü benim hoşuma gidiyor böyle deneyip aa bu da böyleymiş diye falan diye gıybet yapmak o ürünlerin aklımdan. Çünkü ofis arkadaşlar falan olmadığı için gıybet yapabileceğim tek şey elimdeki resim malzemeleri. Durum çok vahim. Neyse beyaz ışıltıları attıktan sonra pilotumun yerini alan emekler hiç bozulmaz kalemimle Ağustos başlığımı atıyorum ve bu noktada giriş sayfamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Çok kötü olmadı. İç açıcı böyle rengarenk kendimce. Bana göre bayağı rengarenk yani. Güzel bir tasarım oldu. Neyse geçelim bir sonraki sayfamıza. Burada her zamanki gibi ayın kocaman bir takvimini yapacağım. Sadece şablonu biliyorsunuz hep minik değişiklikler yaparaktan sizi de kendimi de şaşırtmayı severim. Şablondaki hafta sonu kısımlarını bayağı küçük bırakacağım. Hafta sonu fazla hatırlamam gereken aktivite olmadı. Daha çok hani arkadaşlarla yapılacak falan bir şeyler olduğu için. O kısma çok büyük alan bırakmaya gerek yok. Notlar kısmı da bırakmıyorum. Direkt kocaman kocaman kutucukların içine yazarak ilerleyeyim diye düşündüm. Sayfanın tasarımını ne yapayım, değişik ne yapılabilir derken birazcık üşendiğim için fazla değişikliğe gitmeden direkt alt kısmına böyle su altı şemasını uygulayayım dedim ve buraya da aynı giriş sayfasında yaptıklarıma çok benzeyen ama aslında minik minik değişiklikleri olan içinde böyle bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Bu arada şaşırdım bir ara. Ön sayfada o kadar unutmuşum ki kağıdın ince olduğunu. Sonra böyle abanmıştım. Sonra korktum kesin arkaya geçti. Arkaya fazla geçmemiş. Kağıdı aşağıladım ama meğer içten içe çok güçlü, çok dirayetli bir kağıtmış. Tebrik ettim şu anda kendilerine. Bu ajandamı şu anda sorabilirsiniz. Genelde bu videoların altında bu ajandayı soranlar oluyor. Ajandayı ilk kullandığım sanırım bundan 7 ay önce olabilir. Hiç çok kafadan sallandım yani muhtemelen tutmayacağım ama bu defteri ilk kullandığım videoya bakabilirsiniz. Rahatça bulursunuz. Kanalda çok video yok zaten son zamanlarda eklenen. Orada bahsediyordum paketi açarken. Gösteriyordum size de markasını falan. Türkiye'de var mıdır yok mudur? Bilmiyorum ama bir deneyebilirsiniz şansınızı eğer hoşunuza gittiyse. Yani çok kötü değil aslında. Hani çok çok ince değil en azından. Bazılarının böyle baktığında arkasını falan görüyorsun kağıtta çılgın. Ona zaten sulu boyanın böyle hani ıslak fırça değseniz bile yırtılır ya da buruşur. Hiçbir manası olmaz. Böyle bir tasarım yapma. Yaptığınız tasarıma yazık olur yani. Neyse alt tarafın tasarımını yapıyorum. Aynı öndeki gibi aslında çok da fazla söylenecek bir şey yok. İşte koyular ekliyorum sonra beyaz kalemle üstüne ışıltılar, dark tooth falan. Aynı kafayla ilerleyeceğim. Birazcık size bu aydan bahsedeyim. Aslında fazla bahsedecek de bir şey yok çünkü çok planlı değil ama ay içinde sadece yapılacak aklıma gelen şu an aile var mesela. Ailemiz yani ziyarete geldi burada bizimle. Onlar gidecek Ağustos'un ilk ayında. Ondan sonra muhtemelen birazcık daha böyle sağlıklı yeme, spor yapma, kendi içimizdeki rutinimize döneceğiz. Evde neticede bir sürü kişi olunca böyle bir rutin uygulayamıyorsun haliyle. Birazcık daha böyle rutine dönme, sakinleşme ayı gibi olacak. Bir de bizim Niko ile evlilik yıl dönümümüz bu ay. İşte orada böyle bir çılgın yeme partileri, yaşasın, kutluyoruz, Allah'ım ne kadar şahane evlendi, iyi de evlendik falan diye böyle saçma sapan bir gün geçireceğiz. Böyle bir kutlama minnoş günümüz var. Bunun dışında işte birkaç arkadaşım doğum günü. Böyle sakin geçecek. Eylül ayı birazcık daha hareketli benim için. Sizin için nasıl? Ağustos planları, hep tatil mi? Var mı bir çılgınlıklar? Kesin aranızda evlenenler falan vardır. Tebrik ediyorum. Doğum günü olanları şimdiden kutluyorum. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Resmen iyi dilek şey elçisi gibi oldum şu anda. Bunu belirteyim. Bundan sonra da Eylül ayında aranızda çok fazla öğrenci varsa mesela bir kez öğrenci ajandası yapmıştık. Öyle bir şey yapabiliriz. Bir zamanlar ben de öğrenciydim ki bundan bir yıl önce çok da uzun süre önce değilmiş. O zaman benim de bayağı işime gelmişti. Sizin de işinize gelirse öyle bir ajanda tasarımı da yapabilirsiniz. Ne dersiniz? Neyse tasarım yaptıktan sonra kutucukları bölüyorum. Canım cetvel cazımla daha sonradan üstüne tarihleri yazıyorum ve bu sayfanın da tasarımının sonuna gelmiş bulunuyorum. Hiçbir değişiklik yapmadım. Konuşamıyordu ya da konuşmayı unutmuş. Hatta Ağustos başlığını bile atmadım yani. Sadece tasarım ve boş kutular amacına uygun bir sayfa oldu diyorum ve geçiyorum bir sonraki sayfamıza. Burada işte benim klasik habit tracker, creative ideas gibi böyle her şeyi planladığım, yazdığım, not aldığım sayfa olacak ama ikisini combine edeceğim yani böyle iki sayfayı sağlı sollu sollu sağ sol olarak konuşamıyorum. Ayırmayacağım. Böyle genel bir tek bir sayfa olarak değerlendireceğim. Onun için böyle sadece gidip alt tarafa yine evet çok yaratıcı bir şekilde
denizaltı çizimlerimi yapıyorum. Minik minik değişiklikler her zaman yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de aradan böyle çok sevdiğim, tipi çok hoşuma giden bu şeyler var ya, işte içi boru gibi olan. Kesin bir adı vardır da böyle, yani çok cahil insan olduğumuz için bilmiyorumdur ama bu öne hep koyduğum şeyler çok hoşuma gittiğinde onlardan böyle birkaç set haline koymak istiyorum. Bir de bu Nemo'nun istiyorum. Bir de bu Nemo'nun içinde yaşadığı böyle bir ot, böyle bir hafif transparan sımsı gibi olan böyle solucana benzeyen otlar var ya, onlardan falan serpiştiriyorum. Onlar da çok güzel duruyor gerçekten. Şey düşündüm, hani böyle habit rakı şemalarını falan denizaltına uyduruyorum. Belki deniz kabuğu gibi yapılır falan filan demiştim. Aslında bu tam denizaltı değil zaten. Tam denizaltı ama böyle daha kapsamlı bir, mesela deniz hayvanlarının, deniz kabuklarının olduğu bir tema da yapabiliriz daha sonra. İsterseniz böyle tam marine temalı falan. Ben çok düşüyordum çünkü marine olayına küçükken birazcık da. Şimdi hani okeyim hala, yani siz de isterseniz böyle marine temalı başka bir tane ajanda yapabiliriz. Böyle balıkçı temalı. Ya hamsi yaptık o kadar değil mi? Bundan sonra önümüz açık yani. Aklınıza ne geliyorsa hepsini yapabiliriz. Neyse şey diyordum. Şemaları değiştirip böyle birazcık daha temaya uygun bir şey yapayım dedim. Daha sonra kullanışlı olmadığını fark ettim. Ne zamanki bu şemaları sırf şey, temama uysun diye değiştirdiğimde böyle kullanırken sinir oluyorum. Böyle günleri ayırt edemiyorum falan, saçma sapan. En temizi ay şeklinde yaptığım bu düz şemalarda böyle sürekli kullandım. Onun için bu ay da aynı şekilde uygulayacağım habit tracker şemalarını. Onun dışında bu sayfada olacak targets, yani hedefler gibi bir alan var. Bunu birkaç aydır kullanıyorum ve gerçekten benim hoşuma gitti. Bilmiyorum sizden başka uygulayan var mı, işte ay içinde yapmak istediğim çok böyle minik, yani gerçekten yapılabilitesi olan hedefler koyuyorum kendime. Ve bunları böyle kendime ay içinde ne zaman sıkılırsam, boş zamanım olursa hatırlatıyorum ki buradan, işte ne bileyim yoga yap olabilir, işte sahile yürüyüşe git olabilir, işte ne bileyim git gün işte doğumunu izle falan. Allah, minik romantik ya, hep de böyle şeyler. Şu an aklıma fazla bir şey gelmiyor ama daha böyle ay içinde tamamlanabilecek hedefler koyuyorum. Bunlar beni motive ediyor yapması. Bir de bana iyi gelecek şeyler yazdığım için en başta oturup, hani Tuğçe cidden hani otur ve kendine yönelik, kimseye hiçbir şey hizmet etmeyen amaçlar koy diyerek koydum ve fazla vakit almayacak şeyler belirlediğim için ay içinde bunları tamamlayıp böyle kendimi iyi hissediyorum. Minik sürprizler yapıyorum kendime. Onun dışında to-do's, yani yapılacaklar köşem olacak sol taraftan. Yani bütün sayfanın aslında bir habit tracker'la to-do's arasında bölünce buraya yapılacak her şeyi yazacağım. İşte randevularımı, aramam gereken insanları, göndermem gereken mailleri, ne bileyim odayı temizlemem gerekiyorsa bunu, gerçekten yapmak istediğim ve bu ay içinde tamamlamak istediğim her şeyi, hem hatırlatıcı hem de zorlayıcı, kafaya silah dayamış gibi gözüme sokucu, böyle göze parmak şeklinde not alacağım, her şeyi buraya yazacağım. Sağ tarafın alt tarafında da aslında Creative Ideas bölümü olacak. Orası da hem iş için hem YouTube için, daha böyle artık eve döndüğüme göre YouTube'a bir tık daha ajanda videoları dışında başka şeyler koyabilirim diye düşünüyorum. Umarım, en azından hedefim bu şekilde. Orada böyle video planlamalarımı yaparım, işimle ilgili planlamaları yaparım diye böyle bir alan bıraktım. Bu her zaman içi doluyor bu alan. Hani Tuğçe'cim aklına bir çizim gelir, işte yeni bir ne bileyim kastan üstüne kil gibi böyle orijinal bir şey gelirse hani bunları yaz ki unutma ileride diye. Çünkü ruh hastası gibi çok iyi fikirmiş, ben bunu hayatta unutmam deyip hepsini unuttuğum için böyle bir alanım vardı, bana gerçekten iyi geliyor. Yani ama tabii ki de dediğim gibi önümüzdeki aşamayı değiştirdiğimde, ki inşallah değiştireceğim, sizden kesinlikle fikir bekliyorum, bu alana hoşça kal da diyebilirim. Bilmiyorum ama ya, bunlar da hepsi amacına hizmet eden alanlar. Bilemiyorum, öğrenci ajandası yaparsam tabii ki de değişir. Bilmiyorum işte, bakarız yani. Siz de söyleyin bana ne düşünüyorsunuz, ne istersiniz. Hep beraber karar veririz. Bu arada şey söylemedim. Yani söylemeye de gerek yok aslında ama takip edeceğim alışkanlıklarda işte sport, food, yani sağlıklı beslenme, maya, işte kullandığım 3D programı, hani böyle düzenli çalışayım, pratik yapayım diye. Onun altında yeni bir habitim var, takip ettim. Hobbies, işte sörfe başlamak istiyorum, tenise başlıyorum, seramik kursuna devam etmek istiyorum. Bunları böyle takip etmek istiyorum. Gerçekten hobi olarak hayatıma bir şeyler olsun istiyorum. Çünkü işimi çok sevdiğim için işim de zaten hobiymiş gibi bir algı yaratılıyor. Ama yaratılıyor dedim, kendi kendime içimde yaratılıyorum. Orada bir community kurmuştum çünkü. Bundan çıkıp birazcık daha cidden hobi olan bazı şeyler olsun hayatıma istiyorum. Onun için bu alanı ayırdım. En altına social, yani insanlarla görüştüğüm ve etkileştiğim, sadece evde oturarak geçirdiğim haftaların olmadığı bir ay olsun diye de bunu bıraktım. Neyse, artık bu noktada bu sayfamın tasarımında sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir. Şablonlar ve tema hoşunuza gitmiştir. Ne düşündüğünüzü bana belirtirseniz tabii ki de çok sevinirim. Sizlerle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.